taşıyabilir. Başta ülkemiz olmak üzere yaşadığımız coğrafyanın gelişiminde yerel seçimlerin önemini hepimiz biliyoruz. Özellikle de mahalli idareler kapsamında bizzat kamu yararı amacıyla yapılması gereken yerel hizmetlerin önemi de oldukça fazladır. Bu sebeple aynı dönemde kurulan Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerimizi ve bu ilçelerimizde geleceğimizin teminatı gençlerimiz üzerine yapılan hizmetleri sizin için yerinde inceledik. Haydi hep birlikte izleyelim. Ali Ünal, Bülent Ecevit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Ataşehir'de ikamet etmekteyim. Belediyemizin yerel imkanlarından biz faydalanamıyoruz. Ne bir kütüphane olsun, ne bir salon olsun, ne bir yüzme tesisleri olsun. Hani A'dan Z'ye Sancaktepe Belediyesi ile mukayese edildiği zaman hani biz daha alt noktalardayız. Şimdi Sancaktepe'de İsmailer'de mi yaptıklarına bakıyoruz. Yapacaklarının teminatı. 10 yılda Ataşehir'de bir batlar ilgezi var ve 10 yılda Ataşehir'in geldiği durum ortada. Ataşehir'de yaşıyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim. Üniversite sınavı için hazırlık yapıyorum. Belediyemizde herhangi bir kütüphane etüt merkezi olmadığı için, herhangi bir çalışma ortamımız olmadığı için örneğin kafelerde çalışıyoruz. Sancaktepe'deki üniversite sınavı için hazırlanan gençlerimiz gibi her türlü faaliyetten faydalanmak istiyoruz. Bu yüzden Ataşehir Belediyesi'nde İsmail Erdem'i görmek istiyoruz. Ben Musa Keskinsoy. Yaklaşık 25 senedir Ataşehir civarında spor yapıyorum. Uzak doğu dönüş sporlarıyla ilgileniyoruz. 15 yıldır da yaklaşık antrenörlük yapmaktayım. Bulunduğumuz Ataşehir'in sınırları içerisinde belediyenin bizlere yetersiz veya hiç deneyebilecek kadar az imkanlar sunuyor. Yalnız komşumuz olan Sancaktepe'de İmkanların daha geniş olduğu için kendi sporcularımı mecbur kalarak Sancaktepe Belediyesi'ne lisanslarını vermek zorunda kaldım. Buradan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'e teşekkür ederiz ki bu sporcuları Avrupa ve dünyada maçlara çıkmasını sağladı. Geçen Antalya turnuvasında da bize kendisi bir kısım spor sorunlarda buldu, maddi ve manevi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bilim merkezimize hoş geldiniz. Nasıl, sevdiniz mi bilim merkezini? Evet. Nereden geliyorsunuz peki? Ataşehir. Ataşehir'den. Peki hangi okula gidiyoruz? Muhalla Selcan Alışan, Mehmet Rafan Alışan. İhsan Kuşnoğlu, Melia Taklidat. Şehir burada bir tane de prensesimiz var. Peki bilim merkezimi sevdiniz mi? Evet. Hoşunuza gitti, çok güzel. Peki siz de kendi ilçenize bir bilim merkezi ister miydiniz? Evet. Çok güzel. İnşallah sizler de ilerleyen zamanlarda Ataşehir ilçemizi bir bilim merkezine kavuşacaksınız Erdem'in belediyecilikle beraber. Teşekkür ederim arkadaşlar.
üniversiteye hazırlık için buraya geldim. Derslerimde çok yardımcı oluyor. Kütüphane çok zengin kitaplarıyla. Derslerime de çok yardımcı oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adım Kadir Ecevit. 3,5 senedir Mustafa Öncel Spor Fakültesi'ne geliyorum. Basketbola burada başladım. İlk senemde Sancak Tepe Belediye Spor Kulübü'ne seçildim. 3 sene Sancak Tepe Belediye Spor Kulübü'nde oynadım. Basketbola beni ilk Gürüz Hocam başlattı. Ondan sonrasında ise Maksud Hoca ve Ali Hoca sayesinde kendimi geliştirdim. Bura bana çok şey kattı. Bura sayesinde basketbolda en iyi olmayı başarmaya çalışıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Futbol kulübü verdiği imkanlar için İsmail Erdem'e teşekkür ederiz. Kendisine de siyasi hayatta Ataşehir'de başarılar dilerim. Evet sevgili Ataşehirler, gördünüz, dinlediniz. Artık sizler de şahitsiniz. Unutmayın ki özellikle gençler olmak üzere halk bir coğrafyanın kalbidir. Yerel seçimlerde her daim halka hizmet ve kamu yararı esas alınarak hareket edilmelidir. Ve ne yazık ki Ataşehir gençliği kendi kaderine terk edilmiş durumda. 31 Mart yerel seçimlerinde ya 10 yıldır olduğu gibi şahıslar kazanacak ya da Ataşehirler kazanacak. Tercih sizin.